IEA, International Education Agency Avustralya'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinliğe hoş geldiniz. Ben ajansın mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney. 2 dakika içinde etkinlikte sizinle birlikte olacağız. İyi günler. IEAA, International Education Agency Australia'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinliğe hoş geldiniz. Ben ajansın mağaraya kayıtlı yasal ve eğitim göçmenlik danışmanı Feriha Güney. Bugün sizlere yeni mezun vizesi ile yeni mezun mühendis vizesinden söz edeceğim. Bize Türkiye'den 0546 946 38 11 veya Avustralya'dan 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz veya sydney@inteducation.com adresine yazabilirsiniz. Hemen belirtmek isterim ki Avustralya göç yasaları değişebilir. Bu çerçevede herhangi bir vizeye başvuracaksanız en kısa zamanda bizlerle son bilgileri almak için iletişime geçin veya Avustralya Göç İşleri Bakanlığı'nın www.border.gov.au adresini ziyaret edin. 30 yıldır yaşadığımız Avustralya'yı yaşama standartları, eğitim sistemi ve profesyonel hayatıyla yakından tanıyoruz. Biz ve ekibimiz bu deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Eğitim ve göçmenlik konusunda 17 yıldır Avustralya ve Türkiye'deki ofislerimizle danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Kuruluşumuzdan bu yana da Avustralya Dış Ticaret Bakanlığı'nın desteğindeki Austrade'in yeni ihracatçıları destekleme fonu çerçevesinde destek almış olan tek ve ilk eğitim danışmanlık kurumuyuz. Avustralya göç yasaları çok kapsamlı ve karmaşık olup sürekli değişen yasalardır. Avustralya'da göçmenlik danışmanlığını kimlerin yapacağı yasalarla belirlenmiştir. Göçmenlik danışmanlığının yasalarla belirlenmiş olması tüketiciyi korumak, onların kandırılmasına engel olmak amacıyladır. Göçmenlik danışmanları yaptıkları tüm açıklama ve verdikleri bilgilerden yasalar önünde sorumludurlar. Mağaraya kayıtlı olmayanların göçmenlik danışmanlığı vermeleri yasaktır. Para ve hapis cezasına çarptırılabilirler. Eğer böyle kişilerle karşılaşırsanız www.border.gov.au adresine veya www.mara.gov.au adresinde belirtildiği şekilde şikayetlerinizi iletebilirsiniz. Mağaranın web sayfasından www.mara.gov.au adresine giderek size danışmanlık veren kişinin yasal göçmenlik ajantası olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Gelelim konumuza. Yeni mezunlar için 2 ayrı çalışma vizesinden söz edebiliriz. İlki, Avustralya'da 2 yıllık lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlamışlar için onların başvurabileceği 485 sayılı yeni mezun vizesi. İkincisi, Türkiye'den bazı üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuşların başvurabileceği 476 sayılı yeni mezunlar için, mühendisler için çalışma vizesi. İlk olarak en az 2 yıllık lisans veya lisansüstü eğitimlerini Avustralya'da tamamlamış olanlar için 485 sayılı çalışma vizesinden söz etmek istiyorum. Bu vizenin içinde de şöyle bir ayrım var. İlk öğrenci vizeleri Kasım 2010 yılından önce onaylanmış olanların
Mezun oldukları alan eğer uzun dönemli aranılan meslekler listesinde ise bu vizeye başvurabiliyorlar ve süresi vizenin 18 ay. Bu koşul Avustralya'ya öğrenci vizesi o tarihten sonra yapılmış olan veya yeni yapılacak olanları kapsamıyor. İlk Avustralya'ya öğrenci vizeleri Kasım 2010 yılından sonra onaylanmış veya onaylanacak olan yabancı öğrenciler hangi alandan mezun olurlarsa olsunlar mezuniyetlerinin ardından 2 yılla 4 yıl arasında 485 sayılı çalışma vizesine başvurabilirler. Her iki grupta da başvurunun mezuniyetin ardından 6 ay içinde yapılması gerekiyor. Mezuniyet derken diplomanın alındığı tarihten söz etmiyoruz çünkü diploma çok daha sonra verilebiliyor. Bölümü bitirmek için gereken son sınavların sonuçlarının size iletildiği tarih baz alınıyor. Bu birçok vize reddinin de nedeni olduğu için önemli belirtmek istedim. Avustralya'dan yeni mezun olarak başvurmak istediğinizde alanınız ne olursa olsun, başvuru tarihinde 50 yaşın altında olmanız gerekiyor. İngilizce yeterliliği sağlamış olmanız lazım. Bu amaçla yani yeni mezun vizesine başvurma amacıyla meslek onayı için başvurmuş olmanız lazım. Sonuç yetişmeyebilir, sonucu daha sonra verebilirsiniz. Mezuniyet için son sınav sonuçlarınızın açıklanmış olması lazım. Peki İngilizce yeterlilik derken ne anlamamız gerekiyor, ne demek istiyoruz? Bu soruya dikkat ederseniz bize ulaşarak soru soranlara doğrudan yanıt veremiyoruz. Nedeni şu, burada iki kurumun taleplerine bakmak gerekiyor. İlki Göç İşleri Bakanlığı'nın talebi, ikincisi meslek onayını verecek olan kurumun talebi. Bazen bu iki talep birbirinden farklı olabiliyor. Böyle durumlarda her iki kurumun da talebini yerine getirmek gerekiyor. Mesela mühendisleri ele alalım. Göç İşleri Bakanlığı tüm mezunlardan, mühendislik mezunları da dahil, 5 ayrı İngilizce sınav sonucunu kabul ediyor. IELTS bunlardan biri, genel veya akademik olabilir, ortalama 6, 4 banttan herhangi birinden en düşük notunuz 5 olacak. Yani hepsi 6 diye diretmiyor. Biri 5 olabilir, 5, 6, 8, 7 olabilir diğer bantlar. Veya PTE akademik, Pearson Test of English açık adı, ortalama 50, en düşük banttan 56, pardon 36 almış olmanız lazım. Veya TOEFL, dinleme ve okumadan 4, yazma ve konuşmadan 14. Bir de TOEFL IBT var, bilgisayarlı sınav. Buna karşılık yani gelecek konumda olması lazım. Diğeri Cambridge ortalama 169, her bir banttan en az 154 almış olmanız gerekiyor. Bir de özellikle sağlık personeli için olan Occupational English Test, OET, ondan da B almış olmanız gerekiyor. Göç İşleri Bakanlığı sınav sonuçlarının 3 yıl geçerli olduğunu söylüyor. Yani eğer siz daha önce bu sınavlardan birine girdiniz ve gerekli notu aldıysanız bu sonuç 3 yıl geçerli Göç İşleri Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda. Ancak mühendislik alanında meslek denkliğini veren Engineers Australia yani Avustralya Mühendisler Odası onun talepleri farklı. Şu iki İngilizce sonucunu kabul ediyor yalnızca. IELTS ve TOEFL IBT. IELTS genel veya akademik olabilir burada da. Genel ortalama 6 olacak ve her band 6 olacak. 6'dan aşağı not olmayacak. Oysa biraz önce belirtmiştim, Göç İşleri Bakanlığı IELTS'ten genel ortalamayı 6 kabul ediyor ama 5 herhangi bir banttan olabilir diyordu. Avustralya Mühendislik Odası'nın ikinci olarak kabul ettiği sınav TOEFL IBT. Bilgisayarda yapılan sınav şu sonuçlara göre kabul ediyor onları da.
Dinleme 12, okuma 13, yazma 21, konuşma 18. Hatırlarsanız Göçişleri Bakanlığı sınav sonuçları 3 yıl geçerli demişti. Oysa Avustralya Mühendisler Odası 2 yıllık sonuçları kabul ediyor yalnızca. Bu durumda önerimiz ve en akılcı olan mühendislik mezunlarının IELTS veya TOEFL IBT sınavlarına girmeleri. Bu arada mühendislikten bahsettim ama Avustralya'dan mezun olanların başvuracağı 485 sayılı vize tüm alanlardaki mezunlar için geçerli. Yalnızca mezunlar için değil. Peki bu vize türünün size ne gibi faydaları olabilir? Bir kere her şeyden önce mezuniyetiniz sonrası sesin gelmiyormuş. Evet, küçük bir teknik arıza nedeniyle ara vermek konumunda kaldık. O yüzden baştan alayım. Peki bu vize türünün size ne faydaları olabilir? Her şeyden önce mezuniyetiniz sonrası Avustralya'da iş deneyimi kazanma ve Türkiye'ye hem uluslararası tanınan bir diploma hem uluslararası bir şirkette iş deneyimi fırsatıyla, iş deneyimi olanağıyla dönme fırsatı veriyor ki bu sizin Türkiye'de veya gideceğiniz herhangi bir ülkede daha iyi koşullarda işe girmenizi sağlayacaktır. İkinci olarak vasıflı göçmenliğe başvurmak istiyor. Ancak puanınız yeterli gelmiyorsa bu süre içinde puanlarınızı artırma fırsatı verecektir. Bir başkası içinse bir başka fayda ise bu süre boyunca, 2 yıl az bir süre değil, bu süre boyunca aynı zamanda size belki de sponsor olabilecek bir işveren bulma şansınız olabilir. İşverenleri çünkü uzaktan bulmak çok daha zor oluyor. Aramıza yeni katılmış olanlar için hemen belirteyim. Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinlikte mağaraya kayıtlı yasal, eğitim ve göçmenlik danışmanı Feriha Güney ile birliktesiniz. Sırada 476 sayılı yeni mezun, bu kez yalnızca mühendisler için çalışma vizesi var. Türkiye'den bazı üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuşların başvurabildiği 18 aylık çalışma vizesidir bu. Bu vize türü için öncelikle mezun olduğunuz üniversite ve bölümün MÜDEK veya ABET adlı iki kurumdan onaylı olması gerekiyor. Mezuniyetinizin ardından 2 yıl içinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Mezuniyet tarihinde 31 yaşını geçmemiş olmanız gerekiyor ve İngilizce yeterliliği sağlamış olmanız gerekiyor. Şu bölümleri dilerseniz biraz daha detaylı inceleyelim. Bunlara geçmeden önce ama hangi mühendisliklerin geçerli olduğunu, hangi mühendislik bölümlerinden mezun olanların başvurabileceğini hemen belirteyim. İnşaat mühendisliği, kimya mühendisliği, çevre mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, makine ve üretim mühendisliği, maden ve malzeme mühendisliği. Dilerseniz biraz önce belirttiğim gibi bu koşullara biraz daha dikkatli göz atalım. Öncelikle mezun olduğunuz üniversite MÜDEK veya ABET onaylı olması gerekiyor dedik. Peki bu listelere nereden ulaşabiliriz? Bu listelere Engineers Australia, Avustralya Mühendisler Odası'nın web sayfasından ulaşabilirsiniz. Mühendisler Odası'nın web sayfasında hangi kategoriden meslek onayına başvurabileceğinize yardımcı olmak üzere bir bölüm var. Oraya tıkladığınızda Washington Accord, yani Washington Anlaşması kategorisinde tıkladığınız zaman bu listelere ulaşmanız mümkün. Bu arada hemen belirtelim. ODTÜ, İTÜ, Boğaziçi Üniversitesi, Hacettepe ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ABET listesinde. Onları MÜDEK'te bulamazsınız. Tekrarlıyorum. ODTÜ,
İTÜ, Boğaziçi, Hacettepe ve Doğu Akdeniz Üniversitesi ABET listesinde. Daha yeni üniversitelerse daha çok listede daha çok üniversite adı olduğu için hepsini sayamıyorum. Onlar MÜDEK'in listesinde. MÜDEK ve ABET listelerine Avustralya Göç Ajansı'nın web sayfasından da ulaşabilirsiniz. Adres Avustralya Göç Ajansı hepsi birleşik .com. İngilizce yeterlilik konusunda ise 485 sayılı vizeyi anlatırken değindiğim gibi Mühendisler Odası'nın taleplerini göz önüne almak gerekiyor. Engineers Australia, Avustralya Mühendisler Odası şu iki İngilizce sınavını kabul ediyor demiştik. Tekrarlamak istiyorum bu gruptaki arkadaşlar için de. IELTS genel veya akademik olabilir. Tüm bantlardan en az 6 olacak. 6'dan aşağı notunuz, düşük notunuz olmayacak. Veya TOEFL IBT'ye girmiş olacaksınız. Ondan da şu sonuçlar geçerli. Dinleme 12, okuma 13, yazma 21, konuşma 18. Son olarak bu iki sınav sonucunun 2 yıldan eski olmaması gerekiyor. Yani son 2 yıl içinde girmiş olmanız gerekiyor bu sınavlara. Peki bu vize türünün size ne gibi faydaları olabilir? Bir önceki vizede olduğu gibi mezuniyetinizin sonrası Avustralya'da iş deneyimi kazanma ve böylece Türkiye'ye veya gideceğiniz herhangi bir yere hem uluslararasında kazandığınız bir kualifikasyon, bir vasıf hem de uluslararasında geçerli bir iş deneyimiyle dönme fırsatı elde ediyorsunuz ki bu sizin gideceğiniz yerlerde daha iyi koşullarda iş bulma olanağınızı artıracaktır. İkincisi, vasıflı göçmenliğe başvurmak istiyor ancak puanınız yeterli gelmiyorsa eksik puanlarınızı Avustralya'dayken bir araya getirmek veya daha artırma fırsatı bulabileceksiniz. Veya size sponsor olabilecek bir işveren bulma olasılığınız olabilir. Bu noktada önemli belirtmek istediğim bir konu var. Bazen yeni mezunlar, Avustralya'ya gelenler veya buradan mezun olanlar vasıfsız işlerle geçiriyorlar bu süreyi, bu 2 yıllık süreyi. Haftada kazanılan 700-800 Avustralya doları fazla bir paraymış gibi geliyor onlara. Ancak eğer aile kurmak istiyorsanız, iyi bir yaşam kurmak istiyorsanız bu yeterli bir para değil, kariyerinizde size fazla da katkısı olmayacak bir süreç olur bu. Dahası mezuniyet sonrası kendi alanınızda iş deneyimi kazanmadan geçirdiğiniz bu 2 yıl, bu zaman sizin için kayıp zaman haline gelebilir. Avustralya'da iş deneyimi üniversiteden aldığınız diploma kadar önemlidir. Bu nedenle Avustralyalı öğrenciler üniversiteye başladıktan sonra kendi alanlarında yarım zamanlı da çalışmaya başlarlar. Sadece üniversiteye gidip başka hiçbir şey yapmayan öğrenci bulmak çok zordur Avustralya'da. Dolayısıyla öğrenciler üniversiteyi bitirdiklerinde hem ellerinde üniversite diploması hem de en az 3 yıllık iş deneyimiyle karşınıza çıkarlar. Dolayısıyla ilk etapta vasıfsız işlerde çalışabilirsiniz ama orta vadede kendi alanınızda iş deneyimi için uğraş vermeniz gerekecek. Avustralya'da eğitim görmekte olanlara tavsiyemiz, bir yandan kendi alanınızda yüksek not almaya çalışırken üniversitede, öte yandan da kendi alanınızda iş bulmaya başlamaya çalışmanız. Part-time, tabii size yarım zamanlı olacaktır bu işler. Yüksek not almaya çalışın diyoruz çünkü büyük firmalar eleman ihtiyacı olduğunda eğitim kurumlarına da gönderiyorlar iş ilanlarını ve çoğu zaman ortalamaları kredi ve üzerindeki öğrencilere bu iş ilanlarının gönderilmesini istiyorlar. İyi de kendi alanınızda iş nasıl bulacaksınız? Zor bir konu. Öncelikle iş arayabileceğiniz siteleri öğrenmeniz gerekiyor. Mesela bunlardan biri ve en büyüğü www.seek.com.au. İş ilanlarını dikkatle okuyarak işverenin istediği olmazsa olmaz
özellikleri ve bunlara ek olarak tercih ettikleri özellikleri dikkatle okuyup not alın. Ve sizin özelliklerinizle kesişen noktaların altını çizin. İş ve eğitim geçmişinizin bu noktalarla nasıl örtüştüğüne bakın. Bu noktaları kapsayan bir ön mektup yazın. Avustralya'da işverenlerin beklediği gibi bir rezüme, yani CV yazın. Bu rezümede iş ve eğitim geçmişinizi yazarken en sondakinden başlayarak yazın. İş geçmişinizi yazarken ise o iş yerindeki pozisyonunuz, iş yerinizin adı ve bu pozisyonda çalışırken hangi görevleri yerine getirdiğinizi listeleyin. Mesela ve ayrıca bu alanda kazandığınız başarılar varsa onları da ekleyin. Mesela satışta bir artış sağlamış olabilirsiniz. Bunu belirtin. Görev listesini yazarken özellikle Avustralya'da sizin alanınızda iş ilanlarından yararlanabilirsiniz. Orada belirtilen noktaları, sizin yaptığınız görevlerle örtüşenleri alıp bunları kendi dilinize göre çevirip rezümenize, CV'nize yazabilirsiniz. İşverenle telefonda nasıl konuşabileceğinizi öğrenin, araştırın. Görüşmeye çağrıldığınız takdirde neler yapabileceğinizi, işverenle ilgili nasıl belge ve bilgi elde edebileceğinizi, görüşmelerde nasıl davranabileceğinizi öğrenin. Sizin alanınızdaki Headhunter'da denen iş bulma ajantalarını takip edin. Hatta onlara biraz önce anlattığım şekilde hazırlamış olduğunuz CV'nizi iletin. Tüm bu çabalarınız sonuç vermediği takdirde Avustralya'da Professional Year olarak bilinen, yaklaşık bir yıl süren hem staj hem sizi iş yaşamına hazırlayacak bazı dersleri içeren programlara katılın. Bu programların bir özelliği daha var. Eğer bir yıl bu programlara devam ederseniz, göçmenliğe başvurmak istediğiniz takdirde ek 5 puan alabiliyorsunuz. Dahası, staj olarak yerleştirdiğiniz iş yerinde bir açık olabilir. Böylece iş bulabilirsiniz. Veya gittiğiniz bu staj için gittiğiniz işveren size aynı zamanda bir referans mektubu verecektir. Avustralyalı bir işverenden alacağınız referans sizin alanınızda, kendi alanınızda iş bulmanızda önemli bir etken olacaktır. Veya sadece 3 veya 6 aylık stajları değerlendirebilirsiniz. Bunları hazırlayan kurumlar var. Yine benzer şekilde eğer oralarda açık varsa oralardaki iş tekliflerini değerlendirebilirsiniz. Yoksa onların size vereceği referans mektuplarıyla daha kolay iş bulabilir hale gelebilirsiniz. Kısaca, iş aramak kendi başına epey yüklü bir iştir. Avustralya Göç Ajansı olarak bu yükünüzü azaltmada sizlere mümkün olduğunca yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeni mezun vizelerine ek olarak ana amacı çalışma olmamakla birlikte size Avustralya'da yarım zamanlı veya tam zamanlı çalışma olanakları veren vizeler de vardır. Mesela Avustralya'ya öğrenci vizesi ile geldiğinizde 2 haftada toplam 40 saat, okul tatillerinde ise tam zamanlı çalışma hakkınız var. Cumartesi pazarlardan söz etmiyorum okul tatili derken, yani normal okulların dönem tatilleri olduğunda. Ya da yasayla belirtilmiş meslek listesinden bir alanda mezun olmanız ve Avustralya'da iş deneyimi kazanmak istediğiniz takdirde iş başında eğitim diyebileceğimiz bir bu kişiler için bir vize de mevcut. 407 sayılı vize. Bunun için size iş yerinde eğitim verecek bir sponsora ihtiyacınız var. Bu konularda da Avustralya Göç Ajansı olarak sizlere yardımcı oluyoruz. Bu özellikle 2 yıllık meslek yüksekokullarını bitirmiş olanlar için gerçekten önemli bir fırsat olabilir. Elbette tüm mezunlar için değil, fakat aranan meslekler listesinde olan bölümlerden mezun olmuşlar için. İş başında eğitim vizesi sadece çalışmayı hedefleyenler için değil elbette. Yani mezun olduğu alanda iş başında eğitim görme fırsatınız
ve daha sonrasında daha iyi koşullarda işe girme fırsatınız var. Ama tabii bu arada aynı zamanda da ücret aldığınız için bu hem çalışıp hem iş deneyimi kazandığınız hem iş başında öğrendiğiniz bir vize türü olacaktır sizler için. Konuşmamın en başında belirtmiştim. Avustralya göç yasaları sürekli değişiyor. Bu çerçevede herhangi bir vizeye başvuracaksanız son bilgileri elde etmek için lütfen Avustralya Göç Ajansı ile bizlerle ilişkiye geçin veya Avustralya Göç İşleri Bakanlığı'nın www.border.gov.au adresini ziyaret edin. IEAA, International Education Agency Avustralya'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinlikte ben ajansın mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney ile birlikteydiniz. Bizlere katıldığınız için teşekkür ederiz. Sorularınız varsa bize iletmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki programımızda sorularınıza yanıt vermeye çalışacağız. Hoşça kalın.